Merhaba arkadaşlar, ben 5. sınıf matematik öğretmeni Burcu Hoca. Bugün sizinle uzunluk ölçme, zaman ölçme konularını işleyeceğiz. Haydi başlayalım. Uzunlukları ölçmek için kullandığımız ölçülere uzunluk ölçüleri denir. Uzunluk ölçüsü temel birim metredir ve m ile gösterilir. Metreden daha büyük uzunlukları dekametre, hektometre, kilometre ile ifade edebiliriz. Metreden daha küçük uzunlukları desimetre, santimetre, milimetre ile de ifade edebiliriz. Burada uzunluk merdivenim var benim. Bu uzunluk merdiveninde arkadaşlar kilometre, hektometre, dekametre, metre, desimetre, santimetre ve milimetre ile iner. Ve aşağı doğru inildikçe ifadelerimi, sayılarımı ben 10 ile çarparım. Örnek veriyorum. Metreden santimetreye inerken 1, 2. 2 basamak indiğimde her basamağımı 10 ile çarptığım zaman, yani metreden santimetreye inerken sayımı 100 ile çarpmış olurum. Ve bu merdivenden yukarı çıktıkça her bir basamakta sayılarım kaça bölünür? 10'a bölünür. Örnek veriyorum. Dekametreden kilometreye giderken 2 basamak yukarı mı çıkıyorum? 2 basamak yukarı çıktığımda her bir sayımı 10 ile ne yapıyorum? Bölüyorum. Yani çarptığım zaman ben bunları sayımı direkt kaça bölmüş oluyorum arkadaşlar? 100'e bölmüş oluyorum. Birazdan bununla ilgili örnekler çözeceğiz. Uzunluk ölçme birimleri arasında en yaygın olarak kullanılanlar milimetre, santimetre, metre ve kilometredir. Bunu günlük hayatımızın alanlarında da kullanıyoruz. Yollar kilometre cinsinden ölçülür. Metreler uzunluk birimimizdir zaten. Kapılarda, masalarda, santimetre kalemlerde, birçok alanda kullanılabilen ölçülerdir bunlar. Kilometre, metrenin 1000 katıdır arkadaşlar. Yani bunu bileceğiz. 1 kilometre, 1000 metreye her zaman ama her zaman eşittir. Buna göre de 1 metre, kilometrenin kaçta kaçıdır arkadaşlar? 1000'de 1'idir. Yani 0,001 kilometreye eşittir. Metre, santimetrenin 100 katıdır. Arkadaşlar bunu da bileceğiz. 1 metre her zaman ama her zaman 100 santimetreye eşittir. 1 santimetrede 0,01 metreye, yani %1'ine eşit olur. Metre, milimetrenin 1000 katıdır diyor. 1 metre 1000 milimetredir. Ve arkadaşlar 1 milimetre 1000'de 1 metreye eşittir. 0,01 metre olur. Arkadaşlar aşağıdaki verilen birimleri istenilen birim cinsinden yazınız diyor sorumda. Az önceki konuda bana 1 metrenin kaç milimetre olduğunu söylemişti? 1000 milimetre olduğunu söylemişti. O zaman 3 metre kaç milimetre olacak? 3000 milimetre olacak. 7 metre kaç desimetredir diyor. Bakın ben buradan merdivenimi aldım yanıma. 1 metre kaç desimetredir? Metreden desimetreye inerken arkadaşlar buradan bir basamak mı iniyorum? Bir basamak indiğim zaman kaç ile çarpıyorum? 10 ile çarpıyorum. O zaman 7 metre kaç desimetre olacak? 70 desimetre olacak. 15 santim kaç milimetredir diyor. Bakın santimetreden milimetreye doğru kaç basamak iniyorum? 2 basamak iniyorum. 10 ile çarparsam 10 kaç ile çarpmış olurum arkadaşlar? Çok özür diliyorum. Santimetreden milimetreye iniyorum. 1 basamak iniyorum. O da 150 milimetre oluyor. 4 kilometre kaç metredir diyor. Arkadaşlar az önce yine söylemiştik. 1 kilometre kaç metreye eşitti? 1 metreye eşitti. O zaman 4 kilometre kaç metreye eşit olacak? 4000 metreye eşit olacak. 50 santim kaç metredir diyor. Arkadaşlar 50 santim kaç metredir? Bu sefer yukarı doğru mu çıkacağım ben? Santimetreden yukarı doğru 1, 2 basamak yukarı çıkarsam bu ifade yukarıda çıkarken ne oluyordu? 10 ile bölünüyordu, öyle değil mi?
10 ile bölünüyordu. 10 ile bölünüyorsa o zaman 50 bölü 100. Sıfırlar birbirini götürürse arkadaşlar 5 bölü ne olacak? 10. O da 0,5 metreye eşit olur. 0,6 metre kaç santimetredir? Ben biliyorum ki 1 metre kaç santimetre arkadaşlar? 100 santimetre. Şimdi virgüllü ifadelerde ben sayılarımı 10, 100, 1000 ile çarparken sayıları virgülümü sağ tarafa doğru 0 kadar ilerletirim. 100 ile çarparken kaç sıfırım var? 2 sıfırım var. O zaman virgülümü 1, 2 diye ilerletip boşluğuna 0 yazdığım zaman 0,6 metre 60 santimetre olur arkadaşlar. 1,4 desimetre kaç milimetredir diyor. Arkadaşlar 1 desimetre kaç milimetre? 100 milimetreye eşit. Yani ben yeniden 2 virgül mü ilerleteceğim? 2 virgül ilerlettiğim zaman da 1,4 desimetre 140 milimetreye eşit olacaktır. 1 kilometre 1000 metreye eşit de öyle değil mi? O zaman bu sefer kaç virgül ilerleteceğim? 3 virgül. 1, 2, 3. Boşlukları doldurduğum zaman da 320 metreye eşit olacaktır. Aşağıda verilen birimleri istenilen birim cinsinden yazınız. 4 metre artı 250 santimetre kaç milimetredir diyor. 1 metre kaç milimetreydi arkadaşlar? Şuraya yazalım. 1000 milimetreydi. 1 metre 1000 milimetre ise 4 metre kaç milimetreye eşit olacak? 4000 milimetreye eşit olacak. O zaman bakıyorum. 250 santimetre kaç milimetredir diyor. Arkadaşlar 1 santimetre kaç milimetreydi? 10 milimetreydi öyle değil mi? O zaman 250 santimetre kaç milimetre olacak? 2500 milimetre olacak. Bana ikisinin toplamını istediğinden 4000 artı 2500 o da ne eşit olacak? 6500 milimetreye eşit olacak. Şimdi arkadaşlar 1 kilometre 1000 metre miydi? 9 kilometre kaç metre olur? 9000 metre olur. 9000 metreden 140 metreyi çıkarmamı istiyor. 9000-140 kaç metre olacak? Çıkardığım zaman 8860 metreye mi eşit olacak? Bakıyorum 8 metre artı 3700 milimetre o da eşittir kaç santimetredir diyor. Arkadaşlar 1 metre 100 santimetreye eşit de öyle değil mi? O zaman 8 metremde benim 800 santimetreye eşit olur mu? Şimdi gelelim 3700 milimetre kaç santimetredir diyor. Arkadaşlar merdivenimi hatırlayalım bir yeniden. Merdivenden metreden santimetreye çıkarken 10 ile bölüyor muyum? Yani 3700 milimetre kaç santimetre olacak? Bir kere 10 ile bölüyorum. 370 santimetre olacak. O zaman ikisinin toplamını istiyor benden. 800 artı 370 o da kaç olacak? 1170 santimetre olacak. 72.000 metre kaç kilometredir diyor arkadaşlar. 72.000 metre kaç kilometredir derken bakıyorum arkadaşlar. Metreden yukarı doğru çıkıyorum. 1, 2, 3. 3 kere yukarı çıkmam demek benim bu ifadeyi 3 kere yukarı çıkmam demek bu ifadeyi benim 1000 ile bölmem demek mi? 1000 ile bu ifadeyi bölersem ne eşit olacak? 72 kilometreye eşit olacak. 72 kilometre eksi 14 kilometreden burası kaç kilometre çıkar arkadaşlar? 58 kilometre çıkacaktır. Gelelim bir başka soruya. Umut'un boyu 1,55 metredir. Hasan'ın boyu Umut'un boyundan 250 milimetre kısadır.
Buna göre Hasan'ın boyu kaç santimetredir diyor. Benden santimetre cinsinden istediği için uzunluklarımı santimetreye çevirsem olur mu? Bence çok güzel olur. Umut'un boyu diyorum. Umut'un boyu 1,55 metre ise arkadaşlar, bunu santimetreye çevirirsem 155 santimetre mi olacaktır? 250 milimetre daha kısa ise 250 milimetre yukarı santimetreye çıkarken 10 ile bölünüp 25 santimetreye eşit olacak. Bana diyor ki Hasan'ın boyu Umut'un boyundan 25 kısaysa, o zaman arkadaşlar Hasan'ın boyu neye eşit olacak? Umut'un boyundan 25 kısa, yani 155 eksi 25'ten 130 santimetre olacaktır. Şimdi gelelim arkadaşlar bir başka konumuz olan zaman ölçme birimlerine. Zamanı ölçmek için yıl, ay, hafta, gün, saat, dakika, saniye gibi zaman ölçü birimlerini kullanırız. Bizim matematikte belli başlı kullandığımız hani kesin net olan bilgiler vardır. Örnek veriyorum, günlük hayatımızda 1 yıl 365 gün 6 gün gibi alındığında, ama biz direkt ne yapıyoruz? 1 yılı 365 gün şeklinde alıyorum. 1 yıl 12 aydır, 1 ay 30 gündür, 1 hafta 7 gündür arkadaşlar. Yani bunlar kesin ve net olarak her zaman aynı değeri alır. 1 ayı 30 gün kabul etmemize rağmen bazı aylar 30, bazı aylar 31 günden oluşur. 28 günden oluşan Şubat ayı 4 yılda bir 29 gün olur. Bu yüzden o yıl 366 gün olur ve bu yıla artık yıl denir. Zaman ölçme birimlerini birbirine dönüştürme. Bir gün 24 saat, 1 saat 60 dakika, 1 dakika 6 saniye, 1 saat 3600 saniyeye eşittir arkadaşlar. Saat için sa, dakika için dk, saniye için sl kısaltmalarını kullanırız. Aşağıda verilen zaman ölçü birimlerini istenen ölçü birimlerine çeviriniz. Arkadaşlar 2 yıl kaç gündür diyor. 1 yıl kaç güne eşit? 1 yıl 365 güne eşit, öyle değil mi? 1 yıl 365 güne eşitse o zaman 2 yıl kaç güne eşit olacak? Çarptığım zaman 730 güne eşit olacaktır. Bakıyorum 6 hafta kaç gündür? Arkadaşlar 1 hafta kaç güne eşit? 7 güne eşit. 1 hafta 7 güne eşitse 6 haftada 6 çarpı 7'den 42 güne mi eşit olacak? 5 ay 13 gün kaç gündür diyor. 1 ay 30 güne mi eşit arkadaşlar? 30 güne eşitse 30 artı 13'ten kaç güne eşit olacak? 43 güne eşit olacaktır. 12 dakika kaç saniyedir diyor. 1 dakika 60 saniye. O zaman 12 dakikada 12 çarpı 60'dan 720 saniye edecektir arkadaşlar. 3 saat 13 dakika kaç dakikadır diyor. 1 saati kaç dakika? 60 dakika. 1 saat 60 dakikaysa 3 saati kaç dakika olacak arkadaşlar? 3 çarpı 60'dan 180 dakika olacak. 13 dakikam da buradan var. 180 artı 13 o da 193 dakika olacaktır. 5 gün 6 saat kaç saattir diyor. Arkadaşlar bir günüm 24 saat, öyle değil mi? O zaman 5 gün kaç saate eşit olacak? 5 çarpı 24'ten 120 saate mi eşit olacak? 120 saat, 5 gün 120 saat ise o zaman 6 saati de 126 artıdan 126 saat mi olacak? Şimdi devam ediyoruz.
Aşağıda verilen zaman ölçülerini istenen ölçü birimlerine çeviriniz diyor. 115 ay kaç yıl kaç aydır diyor. Şimdi arkadaşlar 1 yıl kaç aydı? 12 aya eşitti öyle değil mi? 1 yıl 12 aya eşitse ben 115'i 12'ye böldüğüm zaman 11 içerisinde 12 yok. 115'in içerisinde 12 kaç kere var arkadaşlar? 10 kere olsa 120 olur. 9 kere olsa kaç olur arkadaşlar? 108 olur. Çıkardığım zaman 7 mi kalacak burada? Yani 9 yıl kaç ay olacak? 7 ay olacak. 390 saat kaç gün kaç saattir diyor. Bir gün arkadaşlar 24 saate eşitse o zaman 390'ı 24'e böldüğüm zaman ben gün ve saati bulur muyum? Bir kere var. Çıkardığım zaman 15, 0'ı indiriyorum. Kaç kere var arkadaşlar 150'nin içerisinde 24? 5 kere desem 20, 120 öyle değil mi? O zaman 6 kere mi var? 6 kere desem 24, elde var 2, 12, 2 daha 144. Çıkartırsam arkadaşlar 6. 16 gün kaç saat? 6 saat olacak. 795 dakika kaç saat kaç dakikadır? Arkadaşlar 1 saat kaç dakikaydı? 60 dakikaydı. 795'i 60'a böldüğümde hem saatimi hem dakika, ne kadar dakika kaldığını bulur muyum? Bir kere var. Çıkardım. 9, 195. 3 ile çarpıyorum. 180 mi? Çıkardığım zaman arkadaşlar 13 saat kaç dakika kalacak geriye? 15 dakika kalacak. 3720 saniye kaç saat kaç dakikadır diyor. Arkadaşlar 1 saatim 60 dakikaydı. Aynı zamanda da 3600 saniye miydi bu? O zaman 3720 saniyeyi 3600'e bölersem ben bir kere var. Yani 1 saat 120 saniye mi oldu? Peki 120 saniye kaç dakikaya eşit? O da 2 dakikaya eşit olacaktır. Zaman ölçme problemleri. Tarihler yazılırken arkadaşlar mutlaka gün, ay, yıl sırasıyla yazılır. Tarihlerde işlem yaparken ama sıra yıl, ay, gün şeklinde düzenlenir. Bakın bu önemli. Normal tarih yazılırken gün, ay, yıl yazılır ama işlem yapılırken yıl, ay, gün şeklinde düzenlenir ve işlem sağdan sola doğru gider. Örnek veriyorum 16 Eylül 2010'dan 8 Haziran 2006 işlemini yaparken düzenleyip 2010 Eylül 16, 2006 Haziran 8 şeklinde düzenleriz. Esma 12 Eylül 2008 tarihinde üniversiteye kaydolmuştur. Eğitimi tamamlayan Esma 5 Mayıs 2012 tarihinde üniversiteden mezun olmuştur. Buna göre Esma'nın üniversite eğitimi kaç yıl, ay ve gün sürmüştür? Şimdi arkadaşlar, Eylül kaçıncı ayımız bizim? 9. ayımız. Yani şurayı düzenlersem 12.09.2008 mi? Bana diyor ki başladığı tarih bu. Peki mezun olduğu zamanı hangisi? 5 Mayıs yani 05.05.2012. Şimdi ne kadar kaldığını bulmam için ilk önce neyi yazıyorum arkadaşlar? Yıl, ay, gün. Ben bitirdiği tarihten başladığı tarihi çıkartırsam ne kadar süre kaldığını bulur muyum?
Şimdi bakıyorum. 5'ten 12 ay çıkmaz. O zaman pardon, 5'ten 12 gün çıkmaz. O zaman buradan 1 ay alıyorum. 1 ay kaç gün arkadaşlar? 30 gün. O zaman burası artık 2012 04 35 gün. 2008 09 12 mi oldu? Çıkardığım zaman 23 gün. Şunlara yazalım eksiklerimizi. 25 gün, 23 gün kaldı. 04 aydan 09 ayı çıkartırsam arkadaşlar, çıkar mı? Çıkmaz. O zaman buradan ne alacağım? 1 yıl alacağım. 1 yıl kaç aydı? 12 aydı. Yani yeniden düzenlersem burada 2000 ne kaldı? 11. 2011 yıldan 12 ay eklenirse kaç olacak? 16 ay, 35 gün, 2008, 09 ay, 12 günü çıkartalım. Kaç kaldı arkadaşlar? 23 gün, 7 ay. Kaç yıl kalmış burada? 3 yıllık bir süre kalmış olarak görüyorum. Bir basketbol maçında Enes 19 dakika 21 saniye, Fahri 17 dakika 50 saniye katılmıştır. Buna göre Enes Fahri'den ne kadar süre fazla süre oyun ne kadar fazla süre oyunda kalmıştır arkadaşlar? Yani 19 dakikadan ve 21 saniyeden neyi çıkartacağım? 17 dakika 50 saniyeyi çıkartacağım. 21 saniyeden 50 saniye çıkmaz arkadaşlar. Ne yapıyorum? 1 dakika alıyorum. 1 dakika ile burası 18 dakika olacak. Buraya kaç eklenecek artı? 60 saniye eklenecek. Yani 18 dakika 81 saniyeden 17 dakika 50 saniye ne yapıyorum? Çıkartıyorum. O da 1 dakika ne kadar olacak? 31 saniye olacakmış. Bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.